Merhaba arkadaşlar Temel Teknik YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuza SDTR, uzay ve savunma sanayi teknolojileri hisse senedi teknik analizine ve temel analizlerine bakacağız. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Değerli dostlar saat 18.15 civarında hemen bizim bilançomuz geldi kağıdımıza. Bilançomuzu bakalım öncelikle kapanış fiyatında 1000'de 8'lik bir artıda kapattı. Nötr diyebiliriz. Piyasa değeri 18.3 milyar TL'lik bir piyasa değeri görülmekte. Net dönem karı olarak da 274 milyonluk bir net dönem karı var ki çok güzel bir şey. Çünkü yıllık net dönem karı değişmesi ise %252 civarında bir net dönem karı gelmiş. Kağıdımızın FK değeri rasyosu 46 PDDD yani rasyoları ise 21.37 piyasa değeri defter değeri bölümlerinden başlıyorum şu iki fiyat arkadaşlar değer daha doğrusu bunlar yüksek bilginiz olsun yani bunların birilerde üçlerde olması gerekiyor ama kağıdımızı ileriki seviye zamanlarda bilançolar zamanlarında bunların düşüreceklerini düşünüyorum arkadaşlar şimdi gelelim biraz daha ayrıntısına bakalım kağıdımıza geldiğimiz zaman özet raporlarından değerli dostlar Gelir tablosunun özetine bakalım ve son bir yıllık kıyaslamamızı yapalım. Satışlarımız %94 artmış arkadaşlar. Bürüt karımız %111. Esas faaliyet karı ki bu çok önemli bir madde kalem %176. Vergi öncesi faaliyet karımız %110. Net dönem karımızı zaten %250 civarında söylemiştik. Özet bilanço da yine arkadaşlar Türk lirası bazında ve son 3 aylık kıyasımız yapıyoruz dönem varlıklarımız yüzde 25 artmış duran varlıklar yüzde 40 artmış finansal borçlarımız düşmüş 133 civarında net borcumuza baktığımız zaman biraz düşüşük var henüz yani burada bir oranı göremiyoruz ama önceki 780'den 763'e çekmiş arkadaşlar öz kaynaklarımız ise yüzde 17 artmış yani şurada sadece özetten bile karımızın çok iyi olduğunu, hissemizin çok yüksek bir kazanç elde ettiğini anlayabiliriz dostlar. Şimdi gelelim teknik analizine. Değerli dostlar teknik analizini bir günlük bazda yapacağız. Şimdi baktığımız zaman daha önce kağıdımızı sürekli biz analizlerimizi yerine getirmiştik. Özellikle tepe noktası 470. Burasını kıramamıştı. Aşağı doğru çekip 426 burayı da kıramadı aşağı doğru çekip 406 tekrar bir e, güç almaya çalıştı 426'dan onu sonra tekrardan kağıdımızın tepesine vurmuşlardı kağıdımız ta ki 293'e kadar inmiş durumdaydı şimdi kağıdımızın kapanışı bugün 316'dır arkadaşlar yani Şuradaki bir olayda kağıdımız gerçekten de bir yatay bir bazda yer alıyor yani şuradan itibaren sizlere göstermek istiyorum şurası tam bir yatay itibari Şimdi biz her zaman söylüyoruz bir kağıt yataydayken alınır arkadaşlar. Bu kağıt için söylemiyorum. Genel anlamda hisse senetlerinde yatay giden kağıtlar eğer ki fiyatları gayet iyi inmişse ve bize bir gelecek vaat edebilecek indikatörlerimiz buna destekleyecek, hacimlerimiz iyi ise alımlarımız yapabiliriz Arkadaşlar yani şöyle söylüyorum yükselen bir kağıt alınmaz düşen bir kağıt satılmaz bunu her zaman arkasındayız yükselen kağıt Eğer buradan aldıysanız yükseldikçe kademe kademe satışlar verebilirsiniz Tabii ki istiyorsanız ama genel anlamda bu kağıdımızda şimdi şöyle baksana abi hadi Burası da yata ama burası yata diye burası zaten sürekli bir yukarıları kırma derdinde bir türlü kıramamıştı şimdi geldik bu, bu tarafa şimdi yakın bir şekilde sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar buralarımızı iyi dinleyin Eğer bu kağıda yatır yapıyorsanız, yaptıysanız, yapacaksanız mutlaka sizi ilgilendiren bir unsur söz konusudur. Şimdi dostlar öncelikle size bir makliye RSI'mizi gösterelim. Bakın öncelikle fotoğrafımızın bir tamamını göstermeye çalışıyorum. Kağıdımızı tam tepeden itibaren vurulmuştu Nereden vurulmuşlar kağıdımıza? Tam 21 Ağustos'tan itibaren kağıdımız hep aşağılar gösteriyordu. Sürekli aşağılar, sürekli aşağılar. Yani ara ara bir yukarı vurmaya çalışıyor kağıdımız ama bir türlü vuramıyor. Yani zaten buralar tepe noktalarına dirençlere denk tekamül ediyor Şimdi kağıdımızın daha önce ben analiz yaptığım zamanlarda buranın bir tepe noktası, makde olduğunu dile getirmiştim. Ya yani bilen arkadaşlar bizi takip eden arkadaşlar bunu bilirler. Şimdi kağıdımızı bugün itibariyle, bugün kapanışımız itibariyle arkadaşlar baz aldığımız zaman kağıdımız ne yapmış? Makde'mizi pozitif yakmış arkadaşlar. Bakın. Uzun zamanda beri yani tam Ağustos'tan beridir pozitif yakmış. Aynı zamanda makde e, hareketli ortalamamız ve are sayımız arkadaşlar. Şu şekilde daha da yaklaştırmaya çalışayım sizlere. Şimdi kağıdımızı ben normalde daha önce yaparken buranın e, bu şekilde gidip bir yukarı kırması gerektiğini söylemiştim. Ama kağıdımız hemen dediğim gibi biraz daha erkenden yapıp burada kırmayı yaptı. Peki bu ne işarettir? Bundan sonra artık are sayımız çizgisi üst tarafta yer aldığı sürece pozitif et doğru bir yol alması aşağıdaki de hareketli ortalaması ile peşin sıra pozitif doğru gideceği anlamına gelir Peki bu gitmeler devam ettiği sürece buradaki maddemiz ne yapacak arkadaşlar pozitif, pozitif mumların atacak Peki bu bizim kağıdımıza ne olarak yarayacak? yükselme olarak yarayacak. Peki yükselmesini nasıl anlayabiliriz Biz daha önce Değerli dostlar bu kağıtta şunu söylemiştik. Bakın burada bir inen bir trendimiz var. Hemen şöyle göstermek istiyorum dostlar. İnen bir trendimiz var. İnen bir yolumuz var. Çizgili olan çubuktan bahsediyorum. Bunun dışına atmadığı sürece kağıdımıza yükseliş beklemeyelim. Eğer olmazsa aşağı doğru çeker demiştik. Ama kağıdımız çok güzel bir şekilde 6 Kasım'da bunun dışına fiyatlandırma yapmış. Yani bizim aslında çizdiğimizin hemen hemen aynısını yapmış. Yani çok öncesinde biz çünkü geçen hafta videosunu çekmiştik. Aslında başarılı da bir olmuşuz bu yönde. Yorumumuz gayet gayet bir şekilde cuk diye de oturmuş. Bakın şuradaki ok arkadaşlar. Ben bu oku da daha önce çizmiştim. Şimdi kağıdımız bu tarafa geldi. Bundan sonra nasıl bir hal alır? Artık bundan sonra inişimiz aslında bir nevi dizginlendi. Özellikle gelen bilanço güzel seviyeleri kağıdımıza yarın itibaren e, yön verecektir önümüzdeki hafta daha da yön verecektir. Eğer özellikle endeksimiz iyi bir seviyeye girirse kağıdımızı artık kimse tutamaz diye tahmin ediyoruz. Peki nereye kadar gider? Nasıl bir yöntem alır? Öncelikle arkadaşlar her zaman bizim aşağıda 293 güçlü, güçlü, çok güçlü bir seviye desteğimiz var. Bunu unutmayan arkadaşlar. Bunun altına gider mi? E şu anda gidecek bir durup söz konusu değil. Biz artık yukarıyı konuşuyoruz çünkü. Peki bundan sonra kağıdımız nereye gelmesi gerekiyor? 345'lere bir fiyatlar göreceğiz arkadaşlar. Yani görmemiz gerekiyor. Tahminimiz bu yönde ilerliyor. Peki bunu burada bir e, çıkması yaparsa yarın itibaren yarınki kapanışımız mı diyelim ki şu noktada oldu belki tavan açacak bunu bilemeyiz çünkü bu kağıt kağıdın tavanları çok meşhurdur ben bakın hep tavanlarda meşhur gider. Ha, tabanlar da var tabii ki yani düşüşleri de var ama artık bundan sonra güzel bir bilançoyla bu kağıdımız yarın yukarı doğru atacaklarını tahmin ediyoruz. Attıkları vakit kağıdımızın cuma günü kapanışı itibariyle yani şurada %10 ne kadarlık bir süre olur mum olarak bilemiyorum ama diyelim ki şurada bitirdi. Önümüzdeki hafta burada bitirdi ve kağıdımıza bir yükselen bir artık yön başlamaya başlar arkadaşlar. Yani yükselen bir trendi başlatmış olacaklarını düşünüyor. Tabii ki bizim için yarınki kapanış, önümüzdeki hafta kapanışı ve tabii ki endeksin de seyri çok önemli arkadaşlar. Endeks de bize bunu güç verecektir. Çünkü bizim aşağıda biz indikatörlerimize bakarak ve osilatörümüz üzerinde de ve tabii ki temel analizimiz, bilançomuz sonuçlarına bakarak bu yorumlara varabiliyoruz. Bundan sonra artık kağıdımızın yükseleceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Borsadır bu. İnişler olabilir, geri çekilmeler olabilir, kar satışları olabilir dediğim gibi aşağıda 290 seviyesine takip edeceğiz. Yükseldiği vakit 345'ten de geri çekilmeler de olabilir arkadaşlar. Yeter ki ve yeter ki yükselen bir trend oluşturduğu zaman trendimizin dışına bir fiyatlandırma yapmasın. Bu çok önemli. Bunu yaparsa o zaman iş sıkıntıya girer. Ama tabii ki bunu söylemek şu an için erken. Bizim dediğimiz bu yarınki kapanışımıza odaklanacağız. Ben inanıyorum ki yarın sabah öğlen vakitte gelmeden kağıdımızın hızlı bir şekilde tavan fiyatlarına kapanabileceğini tahmin ediyorum. Sonra önümüzdeki hafta fiyatlarda tekrar tekrar oluşup belki 360 380'lerden gelip kağıdımızın tekrardan tepe, tepe noktalarına doğru gitme ihtimalinin yüksek olacağını da tahmin ediyorum arkadaşlar. Değerli dostlar sizlere SDT Uzay Sanayi yani SDTR hisse senedinin temel analizini, teknik analizinin bilançolarına yorumladık. Sizlerde yorumlarınız varsa bizimle paylaşın. Kanalımıza destek için abone olup like atabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi akşamlar.